الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله العظيم. Nasr suresi, Nasr. İdâce Nasr geçiyor içinde. Bu kelime geçtiği için yardım kelimesi. Buradan almış ismini Nasr suresi. Nas suresiyle karıştırmayın. Kul a'ûzü rabbin nas. Onun adı Nas suresi, bu Nasr suresi. Sonunda ra var. Nasr, Nasr suresi. Üç ayet. Böyle namazda okumak için sıraya koysak bunları, yani bu kısa süreleri, zaten böyle bir ismi yok da, yani kitabi olarak namaz süreleri değil yani bunlar aslında. Böyle olunca bunlar namaz süresi, bu süreler namaz süresi deyince vatandaş hep bu süreler okuyor namazda. Böyle bir şey yok, Kur'an'ın her tarafı. Yani bunların ismi, kısa süreler bunlar. Namazda okuması da kolay olduğu için namazlarda genelde bu süreler okuyoruz. Ama dinlerseniz mesela hocalar açıktan okuduğu zaman sabah namazı, yatsı namazı, akşam namazı gibi pek bu süreleri okuduğunu görmezsiniz. Ama biz bunlara namaz süresi diyoruz. Demek ki
Bunlar hep namazda, hep bunlar okunacak diye, devamlı bunlar okunacak diye bir şey yok. Ama kolay olduğu için, daha güzel bellenmesi daha kolay olduğu için belki böyle denilmiş, böyle söylenmiş ama kısa sürelerdir bunlar. Geçen de ben mesela ne yaptım? Birinci rekatta Ayet-el Kürsi okudum. İkinci rekatta Emre Resulü'nün bir ayetini okudum. Arkadan da cemaat soruyor, ne okunuyor hocam diyor. Yani Kur'an'ın her tarafı okunur. Birinci rekatta Yasin'i oku, ikinci rekatta Tebareke oku değil mi? Birinci rekatta Yasin'in birinci sayfasını oku, ikinci rekatta ikinci sayfasını. Yani sadece bu namaz sürelerine bağlı kalmıyor. Bir, o bizim tembelliğimizden ve üşengeçliğimizden. Sadece inna atayna ve kul huvallahu ahad bunları bellemişik. Evet, bu kısa sürelerden birisi de İdâce Nasrullahi vel Fetr. Nasr suresi kısa süreler arasında. Böyle sıraladığımız zaman hani namazdaki kural demeyeyim de olmazsa olmaz değildir. Ama sıralamaya koyduğun zaman birinci rekatta sünnet olan birinci rekatta okuduğun ayet veya sure daha uzun olacak. İkinci rekattaki ondan kısa olursa edebe, sünnete daha uygun oluyor. Buna dikkat etmezsek mekruha doğru gidiyor yani. Kerih oluyor bu kaideye uymazsak. Ama buraya baktığımızda namaz sureleri dediğimiz bu kısa sürelere baktığımızda Elem tera keyfe 4 satır mesela. Kureyş arkasından gelen Lilafi 2 satır. Uydu bak. Birisi uzun birisi kısa. Efendim üçüncü rekatta veya tekrar iki rekat kılıyorsanız birinci rekatta burada iki rekat kıldıktan sonra değişebilir yani şey yapabilirsiniz. Yani üçüncü rekatta veya tekrar birinci rekatta okuyacağınız Erayetelledi aleykümselam 1-2-4 satır inna atayına ondan sonra bak bir satır, bir buçuk satır. Daha kısa. Hep uzun kısa, uzun kısa. Ne kadar uygun değil mi? Bizim de edebe, kurala, kıraat kuralına daha uygun namazda o isteniyor zaten. Birinci rekat uzun olacak, ikinci rekat da daha kısa olacak. Gerçi bunları namaz, ilmi halde namaz bahsinde anlatmamız lazım ama olsun. Şimdi denk geldi böyle anlatmak. Bakıyoruz Kafirun suresine 4 satır. Kul ya eyyühel kafirun. Fetih suresine, Nasr suresine bakıyoruz 2 satır. Hep böyle bir uzun bir kısa. Öyleyse bunları namazda böyle sırayla okursak yani şimdi düşünelim bir öğlen namazı kılacağız. Sünnetleri kendimiz kılacağız. Birinci rekatta Elem tera keyfe okudum. İkinci rekatta Lilafi. Üçüncü rekatta Erayetelleri. Dördüncü rekatta İnne Atayna. Sünnet bitti. Dört rekat. Geçtik farza. Birinci rekatta Kul ya eyyühel kafirun. İkinci rekatta İdâ câe. Üçüncü rekatta yok. Dördüncü rekatta var mı diyebilecek mi zannediyorsun? Oyunu şaşırtacağız hay Allah. Üçüncü rekatta farzlarda okumuyoruz değil mi? Ben de yanılacaklar mı dedim ama siz doğru gidiyorsunuz. Evde kılarsak aynı. Evde işte aynı. Evde de aynısı. Evde kıldığınız gibi düşünüyorum ben zaten. Efendim üçüncü rekatta farzda sadece Fatiha okuyoruz değil mi? Dördüncü rekatta da sadece Fatiha okuyoruz. Sure okumuyoruz. O zaman son sünnete kaldı bizim Tebbetle İhlas. Birinci rekatta Tebbet, Leheb suresi. İkinci rekatta İhlas suresi. Kul huvallahu ahad. Kaldı iki tane. Onu da yasıda okursun yani. Yasıda da sıraya koyduğun zaman 10 tane süre gibi. Vitir namazında ne yapalım? Namazında mesela Vel Asr'ı, Kevser ve İhlas gibi de yapabiliriz. Beni hoca böyle dedi diye illa bunları okuyacağınız şartı yok. Böyle kalıyor ama öyle değil. Kolaylık olsun diye bunlar söyleniyor. Ama bunlar uygun ya bu süreler namazdaki kıraata uygun. Bunu unutmayalım. Şimdi önce biz hoş geldiniz ya denk geldik diyor. Kevafık oldu. Biz sürelere hep
Yatsı namazlarını önceydi. Şimdi sokağa çıkma yasağı şey olduğu için ikinden önceye aldık. Her akşam yapıyoruz bir süre. Yapıyoruz ama bir süre tabii 4-5 günde bitiyor. Önce okuyuşu, okuyuştaki hataları ve okunmasına, sonra da manasını anlatıyoruz. En az yani her namazın öncesini anlattığımızda 10 dakika, 4-5 namaz öncesi yani 10 dakika, 50 dakika, 1 saat sürüyor yani. Yani hemen bitmez namaz, Nasr suresi bugün bitmez. 3-4 gün devam eder. Evet, önce okuyuş. Bir defa Nasr suresinde ilk yaptığımız hata, yani bakın bir İmam Hatip tedrisatı veya Kur'an kursu tedrisatından geçmeyenler için söylüyorum. Çoğunluğumuz da geçmiyor buralardan değil mi? Buralarda okumuyor. Hep kulaktan dolma, işte camiye geliyor, yaz kursları yazın filan. Yani ezberledim ezberledim, hoca geç diyor. Detaya pek gidilmiyor. İlk yaptığımız hata nedir? Zerde yapıyoruz. Pertek gidelim pek beceremiyoruz veya öğretilmiyor veya yapmıyoruz. İze. Çünkü Türkçe'de de yok bu. Türkçemizde böyle bir kelime, kelimede böyle bir harf yok yani. Bu nedenle bunu özellikle öğrenmemiz gerekiyor. Şeyde Kul a'udhu rabbin nas'te de anlatmıştık. Kul a'udhu rabbil felak'te peltekzaye. Burada yine geldi. Kul a'udhu derken a'udhu de var. Peltekzaye dikkat edin. Sonra izaca değil yani. Kalın da değil. Zel harfi incedir. Şimdi sizler belki biliyorsunuz ama burada arkadaşımız YouTube'a çekiyor bunları. Orada kanal var. Kim oraya koyuyor. Dinleyenler için, dışarıda dinleyenler için söylüyorum. Belki biliyorsunuz. İza, iza değil arkadaşlar. İza, izaca, izaca. Gerçi bunlar kalmadı gibi. Önceden çünkü neden? Yani tebeşir yok, kalem yok, yazma yok. Böyle öğretildi. İşte toplu halde izaca nasrullah siz de söyleyin gibi böyle kulaktan duyarak öğretilirdi. Çok detaya indi. Şimdi öğretiliyor. Şu andaki nesilde çok bunları göremiyorum belki. Doğru, siz de doğru okuyorsunuzdur. Büyük ihtimal. Ama izaca değil yani. Peltekze incedir. C de incedir. İze İze C C C olabilir ama C'de hafif bir sıfat var bak. Ce. Doğru sıfatı budur aslında ama şart değiller. Ama kalın okumayalım. Geçenlerde söyledik ya. Uzatan yerlerimiz o harfte uzatma varsa hep kalın. Ma, na, ca gibi hep kalınlaştırıyoruz. Öyle bir şey yok. Ne yapacağız? Kuzu gibi de değil. Yani özür dilerim. Ma. İneklerde böyle ma sesi çıkar ya. Koyun gibi olacak. Me, ce, ne, mi değil mesela. Ni değil. Me, ma de değil. Buradaki de ce değil. Ca de değil. Ce, ce. Ortada. E sesi. E sesi değil. A sesi de değil. Ortada. Dolayısıyla ce, ce. İze, ize, ce. İze, ce, e. Buradaki elif, buradaki elif, hemze elif, C'ye bağlıdır. C geldi de bu demek, C geldi demek. Eğer siz bunu Enes, Nasrullah de, o tabi öbür tarafa Nasrullah'a bağlarsanız hata yaparsınız. Önce İze, C'e, sonra Nasrullah ayıracağız. Enasrullah değil. Öyle bir sekte yapacağız, hafif bir sekte yapacağız ki ayıracağız onu. İzâ câe nasrullah. Nâde hafif ses yükseldi. İzâ câe nasrullahi. Câe nasrullahi. E nasrullah değil yani. Evet, demek ki peltekse'yi kalın okumuyor. İzâ değil. Peltek olarak keskin de okumuyoruz. İzâ. Cimi câ diye kalın okumuyor. İzâ câ değil. Câ diye okuyoruz. Ve oradaki cimin önündeki elifi, huruk elifi, emze elifi, Nasrullah'a bitiş bitirmiyoruz. O C'ye ait. C'e.
İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râiten nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbâ. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. Sadakallahu'l-Azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullah'l-Azim. Estağfirullah'l-Kerim. Estağfirullah'l-Lezî la ilahe illahu ve hayyel-kayyum ve etubu ileyh. Racim olan, kovulmuş olan, lanetlenmiş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Eûzu billah sığınırız. Eûzu billah sığınırım. Ben sığınırım. Neûzu billah biz sığınırız. Allah'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman olan, rahim olan yani acıyan ve bağışlayan, koruyan, kollayan, acıyan, bağışlayan, merhamet eden Allah-u Teala'nın ismiyle başlarım. Başlarız. Nasr suresinde ilk ayeti böyle laboratuvara yatırmış, kelime kelime ilk ayetin okunuşunu anlatmıştı. Evet. Burası kalın, burası peltek, burası ince, burası uzatıyor. Hatırlayın. Bir ders öncesi. Evet. İza ca demiyoruz. İza ca'e. İza ca'e. Ondan sonra nasrullah. Hayır. E nasrullah değil. Nasrullahi vel feth. Geçersek fethu diye geçiyoruz. Tabi bizde, biz Türklerde boğaz biraz zayıf bizde. Pek bakmadığımız için kendimize boğazımızı sevmiyoruz değil mi? Aksine çok seviyoruz öyle mi? O zaman ha'yı çıkartacağız. Feth. Mesela Sübhaneke, Sübhaneke demiyoruz, Sübhaneke diyoruz. Kolay geliyor. Bu boğazın zayıflığından geliyor. Boğaz harflerini çok böyle uğraşmıyoruz. Zor geliyor galiba. Sübhanallah, Sübhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu harfine dikkat edin. Feth. Fethu, feth. Vel fethu verayetenne, fethu verayetenne diye geçiyor. Fethu. Ha. Vurgulayacaksın yani değil mi? Fethu. Evet. Ha, durduğun zaman feth, feth. Ha, sonradan geliyor. Çünkü ten üzerinde cezim var. Evet, bu ayeti geçelim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Bir de bizde Türkçeleştirme adına bazı kelimeleri, mesela Ramazan'a ırmazan diyor. Mesela Meryem, Meryem diyor. Türkçeleşmiş. Evet. Bereket, bereket diyor. İnceliyor hem. Yani. Biz Türkçeleşme diyoruz. Yani Arapça olan kelimeleri Türkçe'ye değiştirerek okuduğumuzdan dolayı bize zor geliyor. Bereket değil demiyoruz, bereket, bereket deriz. Bereket. Bereket. Halbuki ra harfi kural olarak, dil bilgisi kural olarak Arapça'da kalınlık. Ra, kalınlık. Kalınlık.
Râvehu. Rizi ince olur. Burada vereyten nes, vereyten nes, verayten nes. Ver, vera, verayten nes. Ama zaten vere demek çok zor ya. Verayten de daha güzel. Vere çok kısa, yok çok zor geliyor vere. Subhaneke Allahümme bihamdik ve tebârek esmik. Ve tebâre, bârek esmik diyor. Bâre. Halbuki tam tersi. Ve tebâra. Be ince. Be ince, ra kalın. Tam tersi. İyi bakıyorsunuz ya. Biliyor musunuz bunları? İyi bakıyorum ben. Dinliyorum. Biliyorsun. Güzel dinliyorsun ama ya. Güzel dinliyorum diyor, ben de güzel anlatasım gibi. Razı olsun ya. Bir kişi bile çok fark eder. Anlatına baktığınız zaman onun iştahı açılır yani. Daha anlatsam diye, daha güzel anlatsam diye. Yani sizin, siz baktıkça, karşıdaki baktıkça sizin istekleriniz bana yansır. Ben de sizin istediğiniz gibi konuşurum veya anlatırım. Ama bakan yoksa, hiç dinleyen yoksa bir şey aklıma gelmez. Doğru. Anlatanın aklına gelmez bir şey. Doğru. Çok önemli. Evet, vera eyten nas. Vera eyten nas değil, nas, nase. Vera eyten nase. Na. Na'yı kalın okuyoruz, uzatıyor diye. Evet. Na'yı kalın okuyoruz, öyle bir şey yok. Vera eyten nase, nase. Vera eyten nase, nase değil, na değil, nase. Vera. Bir de burada dikkat edeceğimiz şey verayetennes. Veray. Kestirmeden gidin. Yani kestirmeden gitmiyoruz. Mesela inna atayna. Tıraşlıyoruz, kesiyoruz elifi burada. İnna atayna. Verayetennes. Verayetennes. Verayetennes de veray. Verayetennes. Elifi orada yutmayalım. İnna a'tayna deki elifi yuttuğumuz gibi böyle. İnna a'tayna değil mi? İnna a'tayna. Burada da vera eyten nes deriz. Vera eyten nes. Vera eyten nase. Vera eyten nase dediğin nase. Yedhulune. Vera eyten nase. Yedulûne, yedhulûne. Yine burada hırıltılı olan ha'da bir eksiklik var. Orada yine zor geliyor herhalde. Veya öyle hırıltılı harf olduğunu bilmiyor hanım. Yedulûne deyip geçiyor. Yedulûne. Ve râiten nâse yedulûne, yedulûne. Fîdilillâh. Yedulûne. Yedhulû, yedhul, yedhulûne. Anladınız mı? Yedhulûne. Yedhulûne değil. Yedhulûne. Yedhulûne. Fî dînillâhi. Yedhulûne. Fî dînillâh fâca. Fî dînillâh fâca. Fî dî mi? Fî dî. Fî dî. O buradaki iki tane fi, ikisi de ya, uzatmalar yan yana geldiğinde fi de uzatıyor, di de uzatıyor. Birisini es geçenler alabilir. Yedhulûne fî dînillâh gibi birisini uzatmadan geçenler olabiliyor. İkisi de oluyor. Fî dînillâh. Nillâhi değil. İnce gidiyorsun. Fî dînillâhi. Nillâhi. Nillâ değil. Billâ değil. Billâ değil. Billâhi değil. Nillâhi değil. İnce. Allah lafzının okunuşundaki kural şudur. Burada Allah lafzı gelmiş. Allah kelimesi. Ondan önceki harfin harekesi esle alttaysa ince okuyacağız. Ama biz Euzü besmele çekerken mesela Euzü billahi, billahi, billahi ya. İyi, evet. Bismillahi değil, bismillahi. Burada da fi dinillahi değil. Anlıyor musunuz?
Fî dinillâhi. Evet, ince. İnce. Fî dinillâhi değil. Değil mi? Söyle bakayım. Fî dinillâhi. Zaten sen. Oku desem hepsini çok güzel okursun. Benden güzel okursun değil mi? Evet. Annesi öğretti çünkü. Annesi de hafız galiba. Annen hafız mı? Ha değil. Ama annen öğretiyor değil mi sana? Aferin. Bu çocukların oluşu yok mu? Bir tanesi, bir tane de olsa yetiyor yani bize. Hep olun tamam mı? Hep camide olun siz. Biriniz gelin, biriniz gidin yani. Siz varsanız bizim duamız kabul. Siz varsanız namazlarımız kabul. Çünkü günahınız yok. Günahsızlar aramızda olduğu müddetçe evet. Her şey güzel. Fî dinillâhi değil arkadaşlar. Fî dinillâhi. İnce okuyacağız. Allah lafzını ince okuyacağız hocam. Efvâca. Efvâca. Efvâ. Efvâ. Vâca. Ya kalınlaştırmıyor mu? Efvâca. Efvâca değil. Efvâca. Fî dinillâhi efvâca değil. Efvâca. Hele o fâden baba geçişte zor oldu. Efvâca deyip geçiyor. Efvâca veya efvâca deyip. Efvâca. Küfüven. Küfüfen değil mesela. O fâden baba geçişler zordur. Vâdan fâya baba geçişler zordur. O zor olduğu için düz gidiyor. Efvâca. 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 İyi anla bak. İyi dinle. Efvâca. Efvâca değil. Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Değil. Bir daha doğru. Allah affetsin. Rabbim tamamını verdi yazsın inşallah. Fesebbihi hamd rabbike ve estağfirullah. İnnehu kâne tevvâbâ. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر صدق الله العظيم Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nasr suresinin yani İzâ câe suresinin okunuşunu anlatıyoruz. Okunuşunu gösteriyoruz. Okunuştaki hataları dile getirmeye çalışıyoruz. Eğer bizimle beraber tekrar etmezseniz, dikkatle dinlemezseniz hatalarınıza devam edersiniz. Çünkü ağız alıştıysa, dil alıştıysa onu oradan çevirmek, düzeltmek çok zor. Hatta zatında bir kelimeyi, yanlış olan bir kelimeyi defalarca tekrar ederek birlikte okumak lazım bu hataların düzelmesi için. Evet. İzâ câe değil, izâ câe. Nasrullâhi, enasrullâh değil, nasrullâhi. Vel feth, vel feth. Fetih değil, deyip kalmayacak. Ha'yı orada, ha harfini belirtmek gerekiyor. Vel feth. Vereyten nâse değil, vereyten nâse. Nâse değil, nâse. Ve râeyten nâse, ve râeyten nâse, nâse,
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُلُونَ değil, يَدْخُلُونَ hırtılığa يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْ فِي دِينِ اللّٰهِ değil, فِي دِينِ اللّٰهِ değil, Allah lafzı ince فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْ اَفْوَاجَ değil, اَفْوَاجَ 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 değil, اَفْوَاجَ. Bunları anlatmıştık, göstermiştik. Son ayete geçiyoruz. Geçişte okuyorsak اَفْوَاجَن bu duraktan, ayetten اَفْوَاجَن فَسَبِّح اَفْوَاجَن فَسَبِّح İhfadır aslında. Ama ihfa yapamıyor iseniz اَفْوَاجَن فَسَبِّح اَفْوَاجَ فَسَبِّح diye nefes almadan hızlı bir şekilde okuyorsanız اَفْوَاجَن فَسَبِّح. Gelin فَسَبِّح demeyin. فَسَبِّح demeyin. Bak bir okuyun, bak kendinize bir bakın, dikkatini okuyun. Bak çoğunuz فَسَبِّح diyorsunuz. فَسَبِّح. Ben zor söylüyorum ama benim kulağıma öyle geliyor yani. فَسَبِّح değil, فَسَبِّح, فَسَبِّح. فَسَبِّح, evet. Güzel. فَسَبِّح değil mi? فَسَبِّح بِحَمْدِ deyip geçiyor, geçiyor. فَسَبِّح. Farkında değiliz belki. Ben bunu hatırlatıyorum ama yani şöyle kendinizi bir yoklarsanız فَسَبِّح بِحَمْدِ deyip geçiyorsunuz. Oradaki sindir, saf değil ki. Orada B vardır, فَسَبِّح diye B'yi okumadan geçemezsiniz ki. فَسَبِّح بِحَمْدِ. Yani olmayacak bir hata. Çok büyük bir yanlış. Harfi, kelimeyi değiştiriyoruz ya. فَسَبِّح değil artık. فَسَبِّح. 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 Tesbih et. Yani sapla samanı karıştırma. فَسَبِّح olmaz. فَسَبِّح. فَسَبِّح değil. فَسَبِّح. B hem de şeddeli, فَسَبِّح بِحَمْدِ. فَسَبِّح بِحَمْدِ falan değil, فَسَبِّح بِحَمْدِ. رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. T durağı vardır burada. Normal okuyuş فَاسْتَغْفِرْهُ diye geçilir. Geçişte okurken ama duracaksa duruş biraz zor durumda. Çünkü he göğüsten çıktığı için, aşağıdan geldiği için he'yi okumak, çıkartmak lazım. Vestağfir. Bak sonradan geliyor. Vestağfir. Fir. 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 He sonradan geliyor. Vestağfir deyip kalmamak gerekiyor. O zaman he'yi okumamış olursun. Evet, yeni gelenler فَسَبِّح değil. فَسَبِّح. فَسَبِّح بِحَمْدِ değil. فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Vestak de diyenler var. Gayını yapamıyor. Vestakfir. Vestağfir. Fir. 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 Ra'dan sonra bir he var orada. Vestağfir. Duruyorsak, geçiyorsak vestağfir hu innehu. Fir hu innehu. Tabi innehu'daki hu'nun kuralını bilmemiz lazım. İnnehu kâneten, innehu kâneten değil. İnnehu kâneten. Orada her ne kadar yazıda uzatan bir vav yoksa da hü'deki kural, hü zamirindeki, okunuştaki kural hü'den önceki harf harekeli ise hü'nün önünde
gizli bir vav varmış gibi, gizli bir vav var, gizli bir vav olduğunu düşünerek, uzatarak okuma. İnnehu kâneten değil. İnnehu kâneten. Evet, tekrar ediyorum. Fesahbih değil arkadaşlar. Fesahbih değil. Fesebbih. Fesebbih. Bihamdi. Fesahbih değil. Fesebbih. Fesebbih bihamdi rabbike. Vestağfirdi. Firdi. Yani burada yutmayalım. Firdi. Vestağfirdi. Firdi. Firdi. İnnehu kâneten değil. İnnehu uzatıyor. İnnehu kâneten. İnnehu kâneten. İnnehu kâneten. İnnehu kâneten. Hey hem yutuyorsun. Birçoğu hem hey yutuyor okuma. İnnehu kâneten. Hem de uzatmadan geçiyor. Uzatıyor orada. Gizli bir vav var. İnnehu kâneten. Hoş geldin. Alıştık ya. İyi oluyor. Böyle tatlı tatlı. Hevesle dinleyenler olursa bizim de hoşumuza gidiyor. İnnehu kâneten değil arkadaşlar. Hü'yü yutmayın orada, hem hü uzatıyor. Gizli bir vav var. İnnehu kâneten. İnnehu kâneten. İnnehu kâneten. Muhakkak ki kâneten Allah Celle Şanuhu tevvâbe, tevbeleri kabul eder. Tevbe edersiniz, tevbeleri kabul eder. Tevvaba değil, vaba, vaba değil. İnnehu kâne tevvaba değil, tevvaba. Tevvâbe. Hem vada ve vavu önündeki elifi uzatmasını görmeden geçiyorsunuz. Tevvaba, tevvaba. Eksik oluyor, nakıs. Yarım oluyor uzatma. Tevvaba değil. Tevvâbe. Tevvâbe. Kâne tevvâbe. İnnehu kâne tevvâbe. Tevvâba değil. Vâba, bâba değil. Bâ, bâ, bâ. Vâdı değil. Vâ. İnnehu kâne tevvâbe. İnnehu kâne tevvâbe. Öyle mi? Okumaya böyle bir şey. İnnehu kâne tevvâbe. Ya. Tam yanlış. Vâbe. Bak ben duyuyormuşum da. Evet. Hakikaten iyi bildiğini zanneden arkadaşlarımız dahi bu hataları yapıyor. Çünkü öyle alışmış yani. Öyle gidiyor. Hep ezber, hep ezber. Evet. İnnehu kâne tevvâbe değil. Vâbe. Tevvâbe. Kâne tevvâbe. Hem uzatmada nakıslık, eksiklik yapıyorsunuz, hem de harfleri kalınlaştırıyorsunuz. Bunlar ince harf. Vav da ince harf, B de ince harf. Demek ki tekrar edecek olursak son ayeti, fesahbih değil. Fesebbih. Fesahbih bihamdi deyip geçiyor. Fesahbih. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. İnnehu uzatıyor. Kâne tevvâbe. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ey Rabbim, senin yardımın olmasa biz ne yapabiliriz ki? Gücümüz ne ki? Biz aciz kulların. Yarattın ya bizleri,
yardım edersin. Yardım eyle ya Rabbi. Fetih suresi, Nasr suresi, Nasrun minallahi ve fethun karib. Allahu Teala'nın yardımı yakındır. Hep ayetlerde, surelerde buyuruyorsun ya, ey Rabbim, yardımını esirgeme bizden her daim. Nasr suresi de yardımla ilgilidir. Allahu Teala'nın yardımıyla ilgilidir. Nasr suresini okumakla idece nasrullahi vel feth demekle, ey Rabbim bize yardım eyle, bana yardım eyle, insanların gönüllerini, kalplerini fethetmeyi, onların gönüllerine girmeye yardım eyle demiş oluyoruz yani. Bu niyazda, bu duada bulunuyoruz. Dua anlamında düşünür, tefekkür eder, öyle okursak, öyle düşünürsek, öyle değerlendirirsek. Çünkü اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın, Allahu Teala'nın yardımı geldiği zaman fetih gerçekleşir. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ne olur o zaman? Allah yardım ederse insan güçlü olur. Millet güçlü olur, ümmet güçlü olur, devlet güçlü olur. Fetih gerçekleşirse, yani kalpleri, gönülleri fethedersek, insanların, insanlığın kalbini, gönlünü fethedersek, o zaman Allah bizi güçlü kılar. Allahu Teala'nın yardımı işte bu yönde olmalı, bu yönde istemeliyiz biz. Beraber olmak için, bir olmak için, güçlü olmak için ve insanların gönlüne, kalbine girmek için, onlara İslam'ı, dini, güzellikleri anlatmak için yardımını istemeliyiz. Yardım eyle ya Rabbi bu usta. İzâ câe nasrullâhi vel fel. Senin yardımın olmazsa, fetih olmazsa, insanların gönlünü kazanamazsam ben bir şey değilim Allah'ım. Biz muktedir olamayız o zaman Allah'ım. Güçlü olamayız Allah'ım. Aciziz biz Allah'ım. İşte Nasr suresi Allahu Teala'nın yardımının istenmesidir. İnsanlar, yani Müslümanlar, inançlı insan, imanlı insan yardımı Allah'tan bekler. Ona buna boyun bükmez, el açmaz. Hiçbir zaman kulun önünde, başkasının önünde eğilmez. Rüküye eğilişimiz bunu anlatır bize. Secdeye kapanışımız bunu anlatır bize. O rükû olmasaydı eğilmezdi başlar. Eğilir mi hiç başka şeylerin önünde Müslümanın başı? Eğilmez. Başkalarının önünde, başka yaratıkların önünde eğer baş eğiyorsa bir insan, şirk koşuyor demektir. Bu çok tehlikelidir. Ancak Allahu Teala'nın önünde eğilir insan. O da rükûdür, secdedir. Allahu Teala'nın yardımını istemek için yine rükû etmek lazım, eğilmek lazım, secdeye gitmek lazım. Hani ayeti kerimede buyuruyor ya Rabbimiz. Ya eyyuhellezine amenüste'inü bis sabri ve salah. Ey iman edenler, ey Müslümanlar, iman edenler. Allah'tan, Allahu Teala'dan yardım isteyiniz. Neyle? Emenüste'inü bis sabri ve salâ. Namazla, rüküyle, secdeyle ve sabırla. Sabrettin ama metanet, efendim, cesaret ama namaz yok. Rükü yok, secde yok. Olmaz. Namazla birlikte,
rükû ve secde ile birlikte yardım isteyiniz. Yoksa mahzun olursunuz, mahcup olursunuz, perişan olursunuz. İbadetsiz kul olmaz ki. İbadetsiz kul olmaz. İzâ câ'a nasrullâhi vel feth. İşte bize bu ayeti kerime, bu sure yardımın Allah'tan isteneceğini göstermektedir. İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. Ancak senden yardım dileriz. Yine ayeti kerime Fatiha suresinde. Ancak senden yardım isteriz, yardım eyle bize. Fetih ve Allah-u Teala'nın yardımı geldiği zaman güçlü oluruz biz, kuvvetli oluruz biz. Ama güçlü olmak için, kuvvetli olmak için Allah-u Teala'nın yardımını istemek, namaz kılmak lazım, rükû ve secde, sabretmek lazım, birlik olmak lazım, beraber olmak lazım. Nerede? Hani nerede bir olmak, beraber olmak? Camiye gelen, cemaate gelen insanlarımızı bile yapamıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde aynı fikirde, aynı zikirde buluşturamıyoruz. Hep birbirimizi tenkit ediyor, birbirimizi evet ayrıştırıyoruz. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı gelir mi? Olmaz. Nedir bu kavgalar? Neyin kavgasını yapıyoruz? Nasıl güçlü olacaksın? Camideki cemaat, imamıyla, müezziniyle, derneğiyle, cemaatiyle bir olmazsa, beraber olmazsa dışarıdakileri nasıl içeri çekeceğiz? O birlik ve beraberliği, o gücü nasıl gösterip de onlar bize özenip de gelecekler? Şu namaz kılanlara bak ya. Camiden çıkar çıkmaz dedikoduya başladılar. Bunları çok duyuyorsunuz. Böyle Allah-u Teala'nın yardımı gelmez aziz cemaat. Onun için اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ diyorsak, okuyorsak, bir olmak, beraber olmak mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın yardımı ve gönülleri kazanmak, fethetmek böyle olur. Bak gör sen o zaman verayeten nas. Gör o zaman. İnsanları gördüğün zaman verayeten nas. İnsanları görürsün. Böyle birlik ve beraberlik içerisinde olsan, güçlü olursan, fetihler gerçekleştirir, gönülleri kazanırsan gör bak o zaman. Yedhulûne fî dînillâh. Bak bölük bölük, grup grup. Fevç fevç camiye gelirler. Ve dine girerler. Gayrimüslimler sana özenirler. Başımızda kardinal külahı görmektense, kardinal kavuğu görmektense, külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederiz demişlerdir geçmişte değil mi Hristiyanlar? İstanbul Fethi'nde. Neden? Yok sadece Fethi'de değil. Yok orada değil. Düne kadar hep böyle demişlerdi. Onun için insanlar bölük bölük bu dine girmiş, keşke Osmanlı'nın tebaı olabilsek demişlerdi. İslam ümmetine, İslam da şeylerin tebaından olabilsek demişlerdi. Çünkü orada rahat ediyorlar, huzur buluyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bölük bölük denizde boğulanlar. Bölük bölük efendim kaçanlar, sığınanlar hep Avrupa'ya, Batı'ya, Amerika'ya. Neden? Güçlü görüyor onları da onlar. Müslümanlar bölük bölçük o. İşte idaca o zaman gerçekleşmez. İdaca okumanı anlamıyor mu? Durumdaysa. Rabbim bizi güçlü eylesin, bir eylesin, beraber eylesin. Önce gönülleri fethetmek gerekir. Fetheyle edenlerden eylesin. الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله العظيم. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Günümüzde birçok insan bu tuzağa düşüyor. Hangi tuzak o? Güçlü olma tuzağı, şan şöhret sahibi olma tuzağı, zengin olma tuzağı. Allah'ım şunu verirsen, bunu verirsen, yokluktan, kıtlıktan sonra mal, bakırdan, ev, köy, villalar, daireler, fabrikalar sayamıyor. Lan Ahmet Ağa, Mehmet Ağa, dün hep geliyorduk, muhabbet ediyorduk. Hem de 5 vakit namazını görüyorduk aramızda. Mahallede akşam gelemezsen sabah geliyordun. He, işler çok falan ha. İş çoğalınca, o zaman para çoğalınca, mallık çoğalınca ne oluyor? Dostluklar mı bitiyor yani? İbadet mi bitiyor? Kulluk mu bitiyor? Bu tuzağa çok kez insanlar düşüyor, şeytanın bu tuzağına. Onun için bazılarınız öyle şikayet etmesin. Tabii şunu isteyebilirsiniz. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ya. Mutluluk kaynağı. İnsanda saadet kaynağı 3 şeyi isteyin diyor. Meşrutası tamam bir ev. Allah'ım başımı sokacak bir ev ver bana. Sizi götürüp getirecek, taşıyacak iyi bir pinek. Hayırlı bir eş. Bu 3 şey. Allah'ım başkasına el açtırma, muhtaç etme beni. Bunlar değil. Ama işte bunlar var ama daha çok olsun diyor falan. İstedi. Olmadı falan. Şikayet ediyor. Onun var, benim niye yok? Allah-u Teala'nın zenginlik verdiği varlık içerisinde olan birçok insan şaşırdı ve şaşırdı. Allah'ı unuttu. Böyle mi olmasını istersiniz? Onun için Allah'ım hayırlısı neyse onu ver deyin. وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُرُنَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ İnsanları bölük bölük senin dinine girdiğini görürsün. İnsanları bölük bölük Avrupa'ya gittiğini görürsün. İnsanları bölük bölük bir vize alsam da Amerika'ya gitsem neden? İş bulsam, aş bulsam, zengin olsam bunun için. Ama sen Müslüman olarak senin ülken, senin devletin zengin olsa, varlıklı olsa hani Osmanlı'nın sokaklarında çöpçülük yapmaya razıydı ya. Batılılar bir zamanlar. Şimdi yakın zamana kadar bizde onu diyorduk. 60'larda Almanya'ya hep işçi gönderdik. Onların sokaklarında çöpçülük yapma. Yani Allah-u Teala'nın yardımı geldiği zaman idece nasullahi anlatıyorum. Fetihler, gönülleri fethettiğiniz zaman, Allah-u Teala'nın yardımı geldiği zaman, güçlü olduğunuz zaman insanların bölük bölük size geldiğini, sizin dininize girdiğinizi görürsünüz. Bugün niye kaçıyorlar insanlar? İşte varlık sahibi olsan da, güçlü olsan da, ülke olarak da, devlet olarak da,
Belli bir zamandan sonra Osmanlı dedemiz, Osmanlı ülke devleti de zevk-i sefaya dalar gibi olmadı mı? Eğitimi, terbiyeyi unutmadı mı? Eyle bu da işte fesat gibi bir hamd-i rabbike devreye giriyor. Allah seni varlıklı kılsa da, güçlü olsan da, dünyaya hakim olsan da fesat diye unutma, Allah'a tesbih etmeyi unutma, tevbe etmeyi unutma. Her ne olursa olsun günah işlersin, günahtan kaçamazsın ama tevbeyi unutma. Böbürlenme, gururlanma, büyüklenme. Büyük olan Allah var, yerin dibine girersin. Her şey perişan olursun. Onun için bugün de varlık sahibi olan birçok insan var. İçimizdeydi, bakmışım bizi görmez olmuş. Camiye uğramaz olmuş. Ben zengin oldum artık. Öyle olmayın diyor işte. Verayeten derseden sonra gelen ayet fesehbihim hamdi, Allah'ı tesbih et, güçlü olsan da, varlıklı olsan da, şan, şöhret sahibi olsan da Allah'a hamd et, tesbih et, bunu unutma. Tevbe de et arkasından. İnne hükâne tevbe. Hata etsen de, güçlü olduğun zaman, varlık içerisinde olsan, hatalar yapsan da Allah seni affeder. Yeter ki tevbe et. Yani idâce nasrullah vel feth bunları söylüyor bize. Bu ayet, bu sure bize bunları anlatıyor. Sakın ha şımarmayın. Güçlü olsanız da, ne kadar varlıklı olsanız da şımarmayın. Allah'ı unutmayın. Allah'ı unutmadan yaşayanlardan olun inşallah. Allah da sizi unutmasın. Akıbetimiz hayır olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ gâ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Allahu Ekber, Sadakallahul Azim. Nasr suresi, yani yardım. Nasara yansuru, nasran. Nasr, yardım suresi diyelim. Öğrendiniz artık. Yani bu 7. 8. neredeyse 10 defa olacak. Hem anlamı hem okunuşu. Evet. İzâ ce nasr, nasrullah, nasr geçtiği için, Allah'ın yardımı geçtiği için içinde nasr diyoruz. Demiştik zaten, anlatmıştık bunları. Yani tafsilatlı bir açıklama da yapmıştık. Şimdi bir cümlede anlamını aktarmaya çalışalım. Allah-u Teala'nın yardımı ve fetih geldiği zaman, yani güçlendiğin zaman, İnsanları Allah-u Teala'nın dinine fevç fevç, bölük bölük girerlerken gördüğünde
Artık o zaman Allah'a, Rabbine tesbih et, hamd et, tövbe et. Allah-u Teala tövbeleri kabul edendir. Hem de çok kabul edendir. Yani kırık deriz ya, kırık mana. Kelime anlamı gibi. Bir cümle içerisinde. Ayetler. Bunu kişi dua şeklinde yorumlasa, yani ayetlerin, surelerin hem dua anlamı hem olayı anlatan yönü, tefekkürü, yani yardım eden sensin, fetihleri gerçekleştiren, gönülleri kazandıran beni, insanların İslam'a, dine girmelerine vesile eden sensin, vesileyle bana bu hususta yardım eyle Allah'ım. Yani Fetih Suresi, İdace, Nasr Suresi'ni okumakla biz Allah'ım insanların gönlüne girip fetihleri gerçekleştirmek ve insanların dine girmesine vesile olmak için bana yardım eyle. Beni güçlü eyle. Senin yolunda çalışmak için bana yardım eyle. Her şey Allah-u Teala'nın yardımıyla ol. İzâ câ nasrullâhi vel fetih. Yardım eyle Allah'ım. Gönülleri fethetme konusunda, insanlara dini anlatma konusunda bana yardım eyle Allah'ım. Ve insanların senin dinine girip de orada kalmaları konusunda beni vesile eyle. Bana yardım eyle, dinimi güçle eyle, beni güçle eyle, bize yardım eyle, bizi güçle eyle. Milletimi, ümmeti güçle eyle, Müslümanları güçle eyle. Ama bizi şımarmaktan, beni şımarmaktan, cehenneme sermaye olacak mal mülkten, şan ve şöhretten, mevki makam hırsına kapılıp da seni unutmaktan sana sığınırım, sana hamd etmeyi, tesbih etmeyi bana unutturma Allah'ım. Beni güçlü eyledin ama, varlıklı eyledin ama, beni vesile eyledin ama, ben bunlara bakıp da bana bunlara bakıp da beni şımartma Allah'ım. Bunları demiş oluyoruz yani. Dua şeklinde yorumlarsak, bunu istemiş oluyor İdâce suresini okumakla. Nice bugün mal mülkle, şan şöhretle, mevki makamla şımaranlar var. Hısım akrabasını unutuyor, annesini babasını unutuyor, yakınlarını unutuyor. Hatta dinini unutuyor. Namaz kılarken kılmaz oluyor. Camiye gelirken gelmez oluyor. Mevki makam, şan şöhret şımartıyor onu. Allah'ım böyle olmaktan sana sığınırım. Ben ne kadar sen bana mevki makam da versen, şan şöhret de versen, ne kadar beni güçlü eylesen, mal mülk de versen, ben şımarmaktan sana sığınırım. Yine senin dinin için mücadele edeceğim. Mal versen de malımla, mevki makam versen de mevki ve makamla, etiketimle senin dinine yardım edeceğim Allah'ım. Geri durmayacağım burada diyoruz. Çünkü ben sana tesbih etmeyi, seni zikretmeyi, sana hamd etmeyi unutmadım Allah'ım. Unutturma Allah'ım. Ama yine de bunları yaparken hata yaptıysam vestağfir. Tövbe ediyorum Allah'ım. Sen tövbeleri kabul edersin. Hem de çok kabul edersin. Şımarmaktan sana sığınıyorum. Seni unutmaktan sana sığınıyorum. Sensizlikten sana sığınıyorum. Beni bana bırakma Allah'ım. Beni kendi nefsime bırakma Allah'ım. Şeytanın tuzağına düşürme Allah'ım. Kendi nefsime uydurtma Allah'ım diyoruz yani. Bunları diyoruz, bunları. Anladınız mı? Evet.
Çok önemli. Bunları söylüyorum. Bir kelime anladıysanız ben çok mutlu olurum. Allahu Teala İdace yani Nasr suresinin anlayanlardan, feyiz ve faziletinden faydalananlardan eylesin inşallah. El Fatiha. Burada bitiyor.